İnsan çocuğum kaçırıldı diye ortalığı ayağa kaldırmadan önce karısı nerede diye bir bakmaz mı avukat bey? Biz bir süredir bir takım sorunlar yaşıyorduk da o da arkadaşında kalıyordu. Öyle. Komiserim, ben Sinan Kursan. Yiğit Kılıç'ın avukatıyım. Müvekkilim hakkında bir suçlama mı var? Şimdilik bir şey yok. Sadece bilgisine başvuruyoruz. Komiserim meşgulsünüz galiba. Ben sonra uğrarım, tamam? Oho, Ömer Ziya Bey. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ya, pek hayır değil. Neyse, sonra konuşuruz. Ben birazdan rahatlayacağım, beklerim. Hocam? Emir? Ne güzel bir tesadüf. Komiserim, üniversiteden hocam olur. İki dakika müsaade eder misiniz? Tamam, tamam. Emir, nedir ya? Bir sıkıntı yok inşallah. Bizim biraderle bir takım problemlerimiz vardı hocam. Yani ailevi bir şey. Anlatırım bir ara. Siz? İyidir. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa... Yok hocam. Sayenizde hallederiz. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Bir yerde çalışıyor musun? Seni kapmışlardır. Benimki de sorma ya. Şu an çalışmıyorum hocam. Onu da bir ara anlatırım. Uzun hikaye. Bu kartı al mutlaka. İlk müsait olduğun zaman ofise mutlaka uğra, tamam mı? Tamam hocam, tabii ki. En kısa zamanda, mutlaka. Geleceğim, söz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Bu el yazısı eşinize mi ait? Komiserim. Evet. Sibel Hanım, biz öyle kimseye papuç bırakmayız. Öyle bizim setimizden hanım bir sanatçıyı alıp gitmek biraz sıkar yani. Ama tabii Yiğit Kılıç'la aranızda hususi bir durum varsa o başka. Bakın Yılmaz Bey, işiniz aksadığı için gerçekten kusura bakmayın. Ama özel hayatım beni ilgilendirir. Annem daha fazla gerilmesin diye geldim buraya ama size hesap vermek zorunda değilim. Sibel Hanım, bu adamla aranızda nasıl bir ilişki olduğunu bilelim ki ona göre davranalım. İlişkinizin mahiyetini o yüzden soruyorum. Sizi kimden koruyacağımızı bilelim yani. İlişkin falan yok. Peki. Madem bizimle çalışıyorsunuz artık, o zaman sizi korumak da bana düşer. Öyle dış kapının mandalı gelip de setimizden oyuncu falan alamaz. Dilerseniz yarın sabah sizi aldıralım. Çekimleri de benim nezaretimde yaparsınız. Böylece kimseden korkmanıza da gerek kalmaz. İyi.
güvenliğimi sağlayacaksanız neden olmasın? Seve seve. İyi akşamlar Yılmaz Bey. Sibel Hanım. Bu benim kartım. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Teşekkürler Yılmaz Bey. Oğlum, Sibel Hanım çıkıyor. Takip edin. Kapısına da iki tane sağlam adam bırakın. Yarın sabah da alıp gelin. Bana bak, sakın rahatsız etmeyin ha. Kapımıza zonta dikmiş demesinler. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi koçum. Sağ ol. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Evet, ne yapıyoruz? Sen pansiyona dönüyorsun. Bizden haber bekle, tamam mı? Hadi. Siz ne yapacaksınız peki? Gül'ü bulacağım. Eğer Elif'i Kübra'ya Gül verdiyse o çoktan kaybolmuştur bile. Bak birader, ben Gül'ün girdiği her deliği biliyorum, tamam mı? Hadi. Bana haber ver Yiğit. Sen kaçabildiğin kadar uzağa kaç. Çünkü bu iş bittiğinde sıra sana gelecek, ona göre. Neden Gül? Neden böyle bir şey yaptın? Yaptım. Yaptım çünkü. Benim de elimden oğlumu aldılar. Yani bilmiyorum nerededir. Nefes alıyor mu ama bilmiyorum. Sen anlıyor musun ha? Anlamıyorsun bunu, ancak annem bunu anlar. Bak Gül, bana nerede olduklarını söyleyeceksin. Yoksa seni burada gebertirim, anladın mı? Neredeler? Nasıl konuşturacaksın beni sen? En fazla ölür giderim. Bir daha senin bu kaldırımlarda görmeyeceğim, tamam mı? Çünkü görürsem seni öldürmekten daha beter yaparım. Anladın mı beni? Anladım. Şakir. Buyurun Yiğit Bey. Al götür şunu. Yanından da ayrılma, yoksa hıncımı senden çıkarırım. Hadi. Merak etmeyin Yiğit Bey. Buyurun gidelim. Bırak, yürürüm ben. Hastaneleri, taksi duraklarını arayacağız. Fotoğraf gösterip soracağız. Başka çare yok. Fotoğraf? Telefonumda istemediğin kadar var. Arkadaşlar, bugün saat 16'da hastane önünde 25 yaşlarında bebekli bir bayan alan var mı? Fotoğrafı paylaştım, bakılsın. Ben bu resimdeki bayanı alıp otogara bıraktım. Pardon. Hocam, neredesin? Biz hemen senin yanına gelelim. Yoldayım, 5 dakikaya duraktayım. Peki sen emin misin? Yanında bebeği var mıydı? Evet, eminim. Kesin bu. Heyecanlı bir hali vardı. Dikkatimi çekmişti. Sağ ol. Bir dakika, siz bu bayanın nesi oluyorsunuz? Çocuğun babası. Ya birader, sen nereye bıraktın bunları? Şeyde, Ataşehir'deki otobüs terminalinde. Eyvallah. Sağ ol hocam.
Genel müdürlüğün kesin talimatı var. Müşterilerimiz hakkında bilgi vermemiz kesinlikle yasak. Bak kardeşim, ben avukatım. Tamam mı? Bak bu da benim kartım. Senin ismin nedir bu arada? Abdullah abi. Abdullah, Emir ben. Çok memnun oldum. Bak, bu da benim karımın resmi. Tamam mı? Görüyorum, parmağında yüzük var. Sen de evlisin. Halimden anlarsın, tamam mı? Evlilikte böyle küçük kavgalar olabilir. Şimdi sen bana yardımcı ol. Büyük bir sevaba gireceksin, tamam mı? Bana karımın nereye gittiğini söyle, lütfen. Abi, bak bir duyan olursa yeminle beni anında kapının önüne koyarlar. Oğlum. Bak, eğer öyle bir şey olursa sen bana gel, tamam mı? Sana güzel bir iş ayarlarım. Al, şu da benim kartvizitim. Abi ismini söylemezseniz bulamayız ki. Adı neydi? İsmi? Sen... Adını söyleyecek misiniz? Adı. Kübra Kılıç. 16.30 Kayseri arabasına binmiş. Efendim Neriman Hanım. Emir oğlum, annen camdan seslendi bana. Hastayım, ilacımı getir dedi. Ben geldim, ilacını içirdim ama hiç iyi değil oğlum yani. Yanıyor kadın, titriyor. Ne bileyim, bir an önce gelin ananızın başında durun ha. Tamam, sağ ol. Ne oldu? Annem hastalanmış, ateş çıkmış. Eve gitmek lazım. Tamam bak, sen onunla ilgilenme. Elif'le Kübra'yı bulacağım, tamam mı? Sen eve gidiyorsun, Elif'le Kübra'yı ben buluyorum. Bak Emir, bu tarz çetrefilli işler sana göre değil, tamam mı? Bak bu kızın izini kaybedersen bittik. Kübra bebeği senin evinden almadı mı? Ha? Ruhun bile duymadı lan. Gördük senin iş bitiriciliğini. Sen eve gidiyorsun, ben otobüsün peşine düşüp Kübra ile Elif'i alıyorum. Hadi. Hadi sen. Kaç saat olmuş? Nasıl yetişeceğiz ki? Hiç durmadan devam edeceğiz birader. Molada falan yıkılacağız. Ben zaten dinlenme tesislerinin listesini aldım. Vallahi bu gidişte Kayseri il sınırı tabelasını görürüz ha. Görürüz Selim. Gerekirse onu da görürüz. Hah, geldiniz. Zeliha abla ya, ne oldu böyle birdenbire? Yanıyor kadın. Sirkeli bez mi yapsak acaba? Ha olur. Veya şey, doktor gelinceye kadar suya mı soksak? Bak sen başında duruyorsun. Ben hemen bir doktor bulup geliyorum. Ne oldu böyle ya? Şişt. Birader. Hayırdır? Yiğit abi. İyi akşamlar abi. Lan siz neyi bekliyorsunuz? Hakkı Bey'in adamları değil misiniz? Evet Yiğit Bey. Burada oturan hanımın güvenliği için buradayız. Sabah da alıp sete götüreceğiz. Lan Hakkı Bey'e ne burada oturan lan? O değil. Oğul Yılmaz Bey gönderdi bizi. Onların firmasının reklamını basmış da biri. Vay. Yani şu reklam işi Yılmaz'ın ha? Hadi koçum ikileyin. Yılmaz Bey'in emri var. Gidemeyiz. Lan bana bak. O seti ben bastım, tamam mı? Aynen. Sibel Hanım'ı ben alıp getirdim. Anladın? Artık çalışmayacak. Hadi. Ne oluyor burada? Yok bir şey sevgilim. Gir içeri sen. Efendim? Abi kusura bakma. Biz yenge olduğunu bilmiyorduk. Hadi gidelim biz. Yılmaz Bey de bilmiyordu herhalde. İletiriz. İletin siz. Hakkı Bey'e iletiriz. Yenge, iyi akşamlar. Ya ne yengesi be? Yiğit! Sen iyice delirdin ha! Yılmaz Bey ha? Büyük af. Ne oldu? Kapınıza muhafız mı diktiler prenses? Manyak manyak konuşma Yiğit. Sen bugün seti silahla bastın diye bu adamlar koruma olarak geldi. Karışma istersen.
Ben seti bugün seni bir daha televizyonlarda görmeyeyim diye bastım, anladın mı? Ya ortağımın oğluna kancayı mı taktın sen şimdi? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yok söyle, ne yapmaya çalışıyorsun? Yani iç savaş mı başlatmaya çalışıyorsun? Ha, o mu derdin? Gir içeri. Ay, dokun. Sibel, gir içeri be. Gir içeri. Sakın dokunma bana, defol git buradan. Bana bak. Şahin. La Şahin. Gelmedin mi bu yılma? Saat kaç oldu ya? Arkadaşlarıyla barda eğleniyormuş. İyi. Eğlensin kerata ya. Biz gençliğimizde eğlenemedik. Varımız yoğumuz bir oğlumuz. Yesin babasının paralarını sıpa. Yesin yesin tabii de. Yalnız Hakkı Bey bir durum var, biraz ciddi. Gece gece şer haber mi? Bir söyle. Hayırdır? Vallahi pek hayır gibi görünmüyor. Bu pencere reklamında oynayan bir kız vardı. Şu sarışın güzelce olan. Bizim oğlan ona mı tutulmuş yoksa? Vallahi bugün reklam setinden kızı zorla alıp götürmüşler. Yılmaz Bey de kızın evine gitmiş. Meğer kız... Lan meğeri meğeri ne ya? De kesik kesik anlatmasana. Hayırsızın birinin kızı mı ne? Öyle olsa iyi. Meğer kızı setten alıp götüren Yiğit Bey'miş. Benim anladığım kız Yiğit'in sevgilisi. Dur hele dur. Hangi Yiğit? Bu bizim Yiğit'in mi kızıymış kız? Yorulduysan ben geçeyim. Yok ya. Oğlum benim rekorum var. Buradan bir yapıştırdım. İstanbul Ankara 3 saat. Benden hızlı süremezsin. Zaten bütün rekorlar sizde. Sizin yüzünüze ne oldu? Dayak yeme rekoru kırmaya mı çalıştınız? Ne oldu? Ya yok ya, geçen maçta bir küçük bir tartışma şey oldu. Ya, vallahi benim hesaplarıma göre bir saate varmamız lazım. Aynen aynen ya, varırız. Rekorum var diyorum lan, niye inanmıyorsunuz? Tamam tamam. Rekorcu baba. Bir şey demiyorum. Dikkatli olun sadece. Uzunlarını yaksana. O. O. Öndeki otobüs. Oh be, nihayet. Bas oğlum, kornaya bas, bas. Hadi geç, geç. Solda şu, solda şu. Hayırdır, arızam var. Bir şey mi oldu? İki dakika, hepinizden çok özür dilerim. Arkadaşınız. Hadi in, gidiyoruz. Ya sen delirdin mi? Bunca yolu peşimden mi geldin? Emre, sen beni nasıl buldun? Bunların hepsini aşağıda arabada konuşacağız canım. Tamam mı? Hadi şimdi, gidelim. İstemiyorum ben. Kübra bak, yürü dedim. Hadi. Gelmeyeceğim seninle. Hanımefendi, bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı yok kardeşim. Aile meselesi. İki dakika verirsen çözeceğiz. Teşekkürler. Kübra. Kocanız mı? Hadi. Emir, lütfen zorluk çıkarma. Gidi buradan. Kübra.
Zehra şu anda zorluğu çıkartan sensin. Bu otobüs sen inmeden hareket etmeyecek. Anladın mı? Tekrardan kusura bakmayın. İyi geceler. Kübra'yı bulduk. Birlikte dönüyoruz. Haber vermek için aradım. Ay çok şükür. Hadi görüşürüz. Emir Kübra'yı bulmuş. Geliyorlarmış. Vay. Vay Emir'e bak sen. Vay. Aferin. Sen ne yapıyorsun ya Kübra? Sen Elif'i nasıl bir maceraya sürüklediğin farkında mısın? Bu nasıl bir sorumsuzluk seni yaptın? Biz orada olduğumuz sürece Yiğit'le senin aranda sorun olmaya devam edeceğiz. Bak. Ben artık ara bozucu olmaktan yoruldum. Kübra biz bir aileyiz. Sen bunun kararını tek başına veremezsin artık. İçinde benim olduğum aile Yiğit'le senin aranı bozuyor işte anlasana. Ya biz kazık kadar adamlarız. Kavga ederiz, bağırırız, çağırırız, çözeriz bir şekilde ya. Çekip gitmeler ne oluyor? İz bilmezsin, yol bilmezsin. Artık kime gidiyorsun sen Kayseri'ye? Sakine teyzemin yanına. Kim Sakine? Annem rahmetli olduktan sonra o bakmıştı bana. Çok severdi beni. Memleketine döndü. Ben de aradım buyur etti. Zaten otogardan alacaktı beni. Aferin. Aferin çok güzel bir plan. Çay mı? Çay içer misin? Çay çay. Ara o teyzeyi kimse. Kübra gelmeyeceğini söyle beklemesin. Sizin eviniz bizim yanımız artık Kübra. Yapma böyle. Emir. Kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum. Nereye gidersem gideyim, buradan hiçbir farkı yok benim için. Az önce sığındım, birazdan da gideceğim. O nedenle bırak beni yine gideyim, ne olur. Sen farkında mısın? Ben hayatımı size adamaya çalışıyorum. Ben hayatımı sizin eviniz yapmaya çalışıyorum. Senin ve Elif'in. Neyi eksik yapıyorum? Neyi yanlış yapıyorum? Söyle gerçekten yapacağım. Ne? Peki sen farkında mısın Emir? Neyin Kübra? Ben ikinizi paramparça ettim. Yiğit seni. Babamın babanızı alarak başlattığı şeyi ben şimdi kardeşinizi alarak tamamlamış oluyorum. Bak sen hem babanın hem de Yiğit'in hatalarının üstüne alarak onları aklamaya çalışıyorsun. Sen onları o şekilde affetmeye çalışıyorsun. O yüzden yoruluyorsun Kübra. Mecalim yok benim. Yemin ediyorum kaldıramıyorum artık Emir. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Sen anla. Hayatımda eğer Elif olmasaydı şimdiye kadar çoktan silmiştim kendimi. Öldürmüştüm. Estağfurullah.
Ben bunu duymamış sayıyorum. Elif için kenetleneceğiz. Bizim hayatımız bu. Bitti. Ne olacak lan bunların hali? Ne bileyim. Yazık ya. Sakin ol teyzeciğim. Ben gelemeyeceğim, merak etme diye aradım. İyiyim. Ararım yine. Şu gözaltına aldığımız adam vardı ya amca. Nihat aleyhine tanıklık etmeye ikna oldu. Aa. Evet. Nihat'ın emriyle Kadir'in cesedini çaldıklarını itiraf etti. Değil mi? Çok güzel. Benim de sana güzel haberlerim var. Neymiş? Malum şemayı gözünün önüne getir. Yiğit Kılıcı hatırlıyorsun. Çeteye yeni biri katıldı. Yiğit Kılıç. Nihat Demir'in adamı. Şimdi hakkında bilgi toplama zamanı. İşte o Yiğit Kılıç'ın burnunun dibine girecek bir yol buldum. Nasıl? Kardeşi Emir Kılıç öğrencimdi. Geçen gün Balat'taki karakolda rastladım bunlara. Yarın öbür gün gelir bana. Parlak bir avukat olacak, dürüst, temiz bir çocuktu. Abisini şikayete gelmiş çocuğunu kaçırmaktan. Dosyanın ayrıntılarına bakamadım. Tabii bu arada salıverdiler Yiğit Kılıç'ı. Bu çok iyi bir haber amca. Dosyanın detaylarına ben bakarım. İyi olur. Ateşi de düştü. Daha iyi oldu. Sen de çok yoruldun. Bütün gece nöbet tuttun. Sıra bende artık. Sen biraz uyu, olur mu? Hadi kalk, bir şeyler atıştıralım, sonra yat. Baba. Baba iyi misin? Abi bak, ben de buradayım. Bizimle konuşmak ister misin? Biraz açar mısın gözlerini? Ya babam ölmeden önce becerebilecek miyiz amca sence? Ha? Bazen iğneyle kuyu kazıyormuşuz gibi geliyor bana ya. Kardeşim ölmeden onu bu hale getirenlerin cezalandırıldıklarını görecek. Merak etme. Ya babamın umurunda mı bilmiyorum, biliyor musun amca? Ya hiçbir şey anlamıyorum artık ya. Ya bizi tanıyor mu tanımıyor mu ondan bile emin değilim, biliyor musun? Hastalığı ağır bir döneme girdi. Ama toparlar. Yeni ilaçlar iyi gelecek, merak etme. Sabırlı ol.
çıkacaksın demedim mi? Ya Yiğit, sen kızın hayatından çıktın. Bırak o da kendine yeni bir hayat kursun. O senin personelin değil ki ne iş yaptığına karar veresin. Hatta sevgilin de değil. Hiçbir şeyine karışamazsın artık. Ya böyle kendini paralıyorsun. Olan sana oluyor. Senin için söylüyorum. Yorulmadın mı? Bak, merak etme. Bana olmaz. Birbiriyle savaşan aşıklar kendilerine yenilirler yalnız. Haberin olsun. Ne aşkı ya? Ha? Ne aşkı? Bak, ben bu kızın yüzünü görmeye bile tahammül edemiyorum. Tamam mı? O yüzden ben o kızı bu mahallede ve bu şehirde görmeyeceğim. Defolup gidecek. Tamam mı? Bu kadar. Bey kapıda sizi bekliyor. Niye? Ne oldu ki? Kendi anlatır. Buyur. Baba. Hayırdır? Lütfen çık hayatından. Sana bu kapıyı ben mi açtım ha? Bunu senin için hiçbir şey mi ifade etmiyor? Kübra'ya kapıyı ben açtım. Bundan sonra burada bizimle yaşayacak. Bebek de bu evde doğacak. Babasının yerinde. Bak Emir, kimse Emri Vaki ile benim hayatımı birini sokamaz, tamam mı? Yani çocuk benim olabilir ama ben babalık etmeyeceğim. O yüzden defol git Kübra. Senden gerçekten korkulur Kübra. Yani düşünüp taşınıp bunu mu yaptın ha? Yani benim hayatım yetmedi. Şimdi Emir'inkine de mi çöreklendin ha? Sen ne bitmez bir Kübra'ymışsın ha? İstenmediği yerde zorla durmak bir tek sana mahsus kızım. Pardon. Lütfen bunu bir daha yapma bize. Bize?
kızımla bana. Bak kızmakta çok haklısın. Evladın. Ama o da benim çocuğum. Hatırlaman ne hoş. Ya tamam bak ben de biliyorum geç fark ettim baba olmayı. Ama size çok rahat edeceğiniz güzel bir hayat kuracağım. Hem bir ev tutacağım, dayayıp döşeceğim ve sırf para pul değil. Bak kızıma ben babalık yapmak istiyorum. Lütfen sözümü dinle. Bak buradan bir yerden bir ev tutarız. Sonra Emir de gelip bir yeğenini görür. Tamam mı? Kübra ile Elif burada kalıyor. Yiğit. Oğlum neden yine başa sarıyorsun? Bak durumlar değişti görmüyor musun? Kübra ile Elif'i alıp yukarı çıkar mısın? Biz biraz Yiğit'le konuşacağız. Konuşun tabii. Ama lütfen bir ara benim ve kızım hakkında aldığınız kararları bana da bildirin olur mu? Oğlum neden çıkarıyorsun ha? Sahipsiz değiller ben bakacağım diyorum ne karışıyorsun? Ne yapacaksın sen ya? Bir ev tutacaksın, biraz para vereceksin. Arada sırada çocuğun başını okşayacaksın. Sonra çekip gideceksin. Ben onlara bir aile vermeyi niyetliyim. Sen bunu yapabilir misin? Bence biz artık açık açık konuşalım Emir. Sen Kübra'yı mı, çocuğu mu bırakamıyorsun ha? Biz seninle nasıl açık açık konuşacağız ki? Senin için insanlar, intikam alınacak erkekler ve yatılacak kadınlar olarak ikiye ayrılmıyor mu? Bak, o çocuk benim kızım. Kübra da annesi, sen hak iddia edemezsin. Tebrik ederim. Beni bu hale sen getirdin. Seni bu yaşa kadar terbiye edemedik biz, ha? Ulan baktın kız Yiğit'in kırı. Daha ne demeye peşine koşuyorsun? Yok barların önüne gitmeler, kapısına adam dikmeler falan. Baba Sibel Hanım aramızda bir şey yok diyor. La sen aile mahkemesi misin ha? Yiğit de var diyor. Çetelesini mi tutuyorsun kaç defa birlikte olduklarını? Ya ben reklam filmi şey olmasın, yarım kalmasın diye şey etmiştim. Fabrikayı benzin döker yakarım. Artık reklam işi, mekram işi bitti anladın mı? Eline eteğini çekiyorsun bu işlerden. Baba. Almata'daki inşaatın başına gidiyorsun. Sahipsiz bir kadını kolladığım için mi bütün bunlar? Ben sana 50 defa söylemedim mi? Karı kız işini işine karıştırmayacaksın diye. Ha? Sen ne yaptın? Gittin en sevdiğimiz adamın manitasına yapıştın. Baba, senin oğlun benim. Zaten başka biri olaydı. Alma ata değil, buburun dibini boylardı. Şimdi bir an önce eşyalarını topla. 6 aydan evvel de Türkiye'ye giriş yap. Anladın mı? Birader. Belli ki senin sinirlerin bozuk. İyi oldu, karakoldu. Saatlerdir yoldasın. Bünyen de aldı tabii. Sen ben gideyim. Sen de güzelce iyi dinlen. Bundan sonra senin bu evden ayrılmak için atacağın her adım
Yiğit ve beni birbirimize daha da fazla düşman edecek. Ne yapayım Emir? Burada böyle saatli bomba gibi oturayım mı? Tabii ki hayır. Sen hayatına devam edeceksin. Sadece burası senin de evin artık. O isterse dünyayı yönetsin. Bu çatının altında onun borusu ötmez. Ötmeyecek de. Yiğit, bak oğlum, her şeyden haberim var. Bizim oğlan gitmiş, senin kız arkadaşına bir reklam filmi falan çekmiş. Sen de kızı alıp götürmüşsün. Evet, oldu öyle bir şeyler. Yani bizim oğlan da bilseydi, o da böyle bir işe kalkışmazdı. Ama ben tedbiren gene de cezasını kestim. Artık aranızda bir problem olmaz. Yok Hakkı Bey, merak etmeyin. Senin oğlanla benim aramda problem çıkmaz. Zaten Sibel Hanım'la konuştum. Söyledim söyleyeceğimi. Artık ona kalmış, dinleyip dinlemeyeceğim. Ya dinler canım, niye dinlemesin? Kadın kısmısız beynin sözünü dinler. nerede bizim torun Elif? Ha? Bakıcıya mı bıraktı yoksa? Yok, bu akşam amcasında kalacak. Sibel Hanım, bu küçük kutlamayı sizin başarınız ve güzelliğiniz için yapıyoruz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkarttık. Memnun kalacağınızdan eminim. Ben izninizi istesem, epey yolum var. Ben de kalkayım o zaman. Zaten küçük bir şey için gelmişim. Sibel Hanım. Sizi kırmamak için. Siz birkaç dakika daha kalın. Başka bir iş daha konuşmak istiyorum sizinle. İyi akşamlar size. Haberleşiriz. Saffet Bey, siz hemen bu reklam işiyle ilgilenin. Yarın bütün şehri bu güzel hanımefendinin fotoğraflarıyla süsleyin, olur mu? Tabii Yılmaz Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sen hemen ilk şu seyahat şirketini falan kur oğlum, oldu mu? Hakkı Bey, bir durum var, bilmeniz lazım. Yılmaz Bey gitmemiş. Bu malum oyuncu kadınla kapanmış otele. Ne yapalım? Rufta takılıyorlarmış. Bir emriniz. Sen bir dur Yiğit, bir sakin ol. Hay Şahin. Sen de iyice nerede ne konuşacağını şaşırdın ya. Mask mı yapıyorsunuz oğlum? Yiğit bak, sakin ol, tamam mı? Gidip şimdi bu işi kendimiz halledeceğiz. Hakkı Bey, bırakın ben bir güzellikle halledeyim. Bu işler kötü yerlere varmasın. Tamam, tamam ama kendi elimle seni oğlumun yanına gönderecek halim yok. O işi halledeceğiz. Ne yapmaya çalışıyor bunlar ya? İkimizin arasını bozmaya mı çalışıyor? Senin bu karının derdi ne ya? Vallahi bilmiyorum ama gidip öğreneceğim derdin neymiş diye. Tamam, tamam, beraber gideriz. Sen karıdan hesabı sorarsın, ben de Yılmaz'dan hesabı sorarım.
Oğlana dokunmayacaksın yalnız ha. Peki. Ver şu benim paltoyu. Paltoyu getir. Kübra. Kızım. Şuna bak nasıl dayıyor. İstersen ver ben yedireyim. Tamam mı? Sen biraz yorgunsun çünkü. Sen git yat. Ben Elif'i yediririm, yatırırım. Sen de yollarda yoruldun çünkü. Sen. Bir de Kübra. Bak her şey düzeliyor. Sen de artık kendine gel. Sibel'im, müsaade ederseniz bu kolyeyi boynunuza takmak isterim. Ay, Yılmaz Bey, ben bunu asla kabul edemem. Bu çok çok fazla. Bakın, ben işimi yaptım. Karşılığında ücretimi aldım. Daha fazla bir şey istemiyorum, tamam mı? Müsaadenizle. Sibel. Seni gördüğüm andan itibaren aklım başımda değil. Yılmaz Bey, çok ileri gidiyorsunuz. Müsaade edin. Sibel. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Senin önüne dünyaları sererim. Bizim servetimizin de gücümüzün de sınırı yok. Anlıyor musun beni? Öyle mi? Hepsini sana veririm. Yeter ama yeter. Daha fazla dinlemek istemiyorum sizi. Lütfen Yılmaz Bey. Sibel, son bir şey söylememe izin ver. Lan! Sen son sözünü söyledin. Baba! Unut gitmedin mi lan? Ha? Ne gambazladı lan beni? Sen benimle geliyorsun. Niye? Hayır, bir dakika. Ben senin biraderinin eski sevgilisi değil miyim? Ne işin olur senin benimle? Niye hala etrafımda dolaşıyorsun gerizekalı? Gir. Ulan Elif oğlum, senin hani artist takımıyla işin olmaz lan? Ha? Baba! Ulan ne babası lan? Senin amacın ne ha? Ulan delikanlığa sığar mı sahiplik araya sulanmak? Hem de kendi adamlarımızdan birininkine. Hem de en kıymet verdiğim adama. Lan memlekette karı mı kalmadı? Baba. Bak herkesin içinde ayıp oluyor. Lan ayıbı ben senden mi öğreneceğim? Bir daha da gözüme gözükme. Bırak. Sen ne yemeği benim ortağımın oğluyla dolaşıyorsun ha? Ha yani amacın ne? Herifi bana vurdurmak mı istiyorsun? Senin de ortağının da oğlunun da Allah belasını versin Yiğit. İşime de hayatıma da burnunuzu sokmayın artık. Ha bak öyle bir burnumu sokarım ki öyle gösteririm mi sana nasıl öyle oluyormuş mi? Aynen. Ya sen kimsin ya? Hayır sen kimsin? Beyefendi uyuyanlar var lütfen dışarı çıkın. Bak git işine tamam mı? Git işine dedim defol git. Bana ne yapacağımı söyleme artık tamam mı Yiğit? Seni gebertirim. Yeter. Peki.
görürsün sen. Artık benden günah gitti. Oo, günaydın. Kusura bakma, biraz geciktim. Estağfurullah hocam, nasılsınız? Ya nasılsın? Geçen gece pek bir sorunlu, pek bir sıkıntılı görünüyordun. Halledebildin mi işleri? Ha? Ya, nispeten hocam. Yani azı gitti, çoğu kaldı diyelim. Ya İstanbul yaramamış sana oğlum. Vallahi okuldaki halinden eser kalmamış. Gözümün feri gitmiş resmen. Of. Oysa sınıfımdaki en iyi öğrenciydim, biliyorsun değil mi? Sağ ol hocam. Aa, hatırlıyorum da bu Hürriyet'e karşı işlenen suçlar bahsinde beni canımdan bezdirmiştin sorularına. Evet. Ne yaptın, ne ettin? Anlatsana bakalım biraz. Okul bittikten sonra staja başladım. Ondan sonra da Sarp Aksoy'un yanında çalışmaya başladım. Ha, anlaşıldı Vehve'nin kerrakesi. Sana bir şey soracağım. Ne zaman fark ettin Sarp'ın mafya çamaşırhanesini işletmeye başladığını? Of hocam, epey sürdü. Saflığıma geldi ya. Baktım ki ilkelerimden feragat etmeden yoluma devam edemeyeceğim. Ben de... Sen de? Ben de hakimlik, savcılık sınavlarına hazırlanmaya başladım. Dedim ki eğer savcı olursam ben de... İdealizmin dibine batar, kimseye eyvallah etmeden yaşar giderim dedin. Ah be Emircik, hangi ülkede yaşadığını zannediyorsun sen? İsveç'te falan mı? Tabii bu arada el de yok, avuç da yok. Değil mi? Seni severim, bilirsin. Gel benim yanımda çalışmaya başla. Ne dersin? Yani... Tamam tamam, fazla düşünme. Hadi git muhasebeden avansını al. Şimdi çok fazla bir şey vaat edemem. Ama zamanla maaşın artar çalışmana bağlı olarak. Ne dersin? Anlaştık mı? Ya size hayır nasıl denir ki hocam? Ayrıca çok sevinirim. Sizinle çalışmak benim için çok büyük bir gurur. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Hayırlı olsun. Aa! Ne oluyor be? Ne bu giriş? Yiğit gene cinlenmiş. Esip üfürüyor. Fırtına geçene kadar sığınakta kalacağız. Aa! Ne oldu yine? Korumalar, sekreter, biz. Önüne geleni haşlıyor. Eyvah! Rüzgar buraya doğru esiyor desene. Efendim? Ava gidiyorum. Bana eşlik etmek ister misin? Benim hiç tarzım değildir, sağ olun. Derya Hanım, ama buluşmaya bir at koymak gerek değil mi? Yani... Öyle pat diye de seni görmek istiyorum denmez herhalde. Sinemaya gidelim mi diyecek bir adam da değilim. Ay şey, iş yerindeyim de ben mesai saatleri içindeyim. Müsait değilim. Ben arayayım sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kim o? Bankalar, bankadan. Kübra! İş buldum. Hem de çok güvendiğim bir hukuk firmasını buldum. Hocam düşün. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Bugün makarna falan yok. 1 milyon şey aldım ya. Adam gibi ziyafet çekeceğiz. Annem nasıl? İyi. Kalktı. Bir şeyler yedi. Şimdi yatıyor yine. Ben bir anneme bakayım. Sonra sofrayı beraber hazırlayalım. Tamam?
Böyle emrivakiler pek hoş olmuyor Nihat Bey. Emrivaki değil. Benim sözümün geçmeyeceği birinin yanımda olmasından mutlu olduğum için seninle birlikteyim belki de. Ya Yiğit'e de sözünüz geçmiyordu ama ayrı düştünüz. O rakibim olmayı seçti çünkü. Nihat Bey, Yiğit benim patronum. Ama daha ötesi var. O benim can dostum. Onun rakip gördüğü biriyle görüşmem pek uygun olmuyor. Ya ben haklıysam? Hikayeyi benden hiç dinlemedin. Ondan da dinlemedim. Merak da etmiyorum. Hem fark etmez ki zaten. Siz haklı olsanız bile ben Yiğit'in yanında dururum. Bir taraf tutmak zorunda değilsin. Ben tarafsızlığa inanmam ki. Arkadaşının yanında durursun. Ben de böyle. Derya, senin duvarların çok yüksek. Yiğit'i değil, kendini koruyorsun şu anda benden. Ama buna gerek yok. Sana karşı silahsızım. Bu halin hoşuma gidiyor. Sen hoşuma gidiyorsun. Ne güzel ya burası. Ay insan burada yaşasa ölmez vallahi. İstersen köy evini sana tahsis edebilirim. Köy evi ve tahsis kelimesini aynı cümlede kullandığınız için tarihe geçeceksiniz Nihat Bey. Hayır. Ciddiyim gerçekten. İstersen burada kalabilirsin. Sağ olun. Kurmam gereken bir hayat, bakmam gereken bir ailem var. Ya sana da insan destek olmak istediği zaman bile engelliyorsun. Hayır desem ki... Demeyin. Tamam tamam. Demedim. Ne yapıyorsunuz Nihat Bey? Tavşan vardı. Lan sayende kaçırdık. Ava geldik ya. Hani av bahaneydi? Hayvanın mekanına gel, ormanında yürü. İstediğini yap, sonra çek vur. Ayıp ya. Derya. Ne oldu? Haddimizi mi aştık? Tabii siz istediğinizi yapabilirsiniz. Kimse size hiçbir şey söyleyemez, değil mi? Sen istediğini söyleyebilirsin. Tamam. Bundan sonra hiçbir tavşana nişan almayacağım. Hiçbir hayvana. Hiçbir hayvana. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz de değişik bir adamsınız ha Nihat Bey. Öyle derler. Ötüm koptu. Ama orman burası. Peki. Sıcak bir şeyler içelim bari. Bir çay içelim. Ne dersin? Tavşan kanı. Hiç komik değil. Derya Hanım. Ben polisim Derya Hanım. Benden korkmanıza gerek yok. Boşluğuma geldi öyle. Anladım. Yeni gelişmeler var da. Biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Buyurun.
İnanmıyorum ya ben bu kıza. Alo. Bak beni dinle. Gazetede okumuşsundur. Adli tıpta bir takım operasyonlar yapıldı. Tutuklanmalar oldu. Aldığımız ifade bizi az önce arabasından indiğin Nihat Demir'in bir adamına kadar götürdü. Üvey babanın cesedinin morgdan çalındığı ile ilgili en ufak ayrıntısına kadar anlattı bize. Yani? Daha ilginç şeyler de anlattı. Mahalledeki üç arkadaşının üvey babanın cesedini gömerlerken nasıl fotoğrafladıklarını. Bu konu ilgini çekti mi Derya? Benim ne ilgimi çeksin ki? Sizin şeyiniz yani. Polis olan sizsiniz. Oluyor böyle şeyler dünyada. Her yerde oluyor yani. Benimle oyun oynama Derya. Bu cinayeti senin işlediğini biliyorum. Arkadaşların da sana yardım etmek için o cesedi gömdüler. Bak, seni de o arkadaşların da içeri tıktıracak kadar delil var elimde. Ama soruşturmayı yürüten savcıyla görüştüm. Bir şartla işlediğin suçu nefsi müdafaaya götürebileceğini söyledi. Derya, adalete yardım edeceksin. Nihat Demir evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. Nasıl yaparım? Yapmak zorundasın, yapacaksın. Arkadaşlarını ve kendini bu pislikten kurtaracaksın. Yiğit Kılıç az bir cezayla kurtulur. Ama bu heriflerle işbirliği yapmaya devam ederse alacağı cezanın çok daha fazlasını alır. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Derya bana bak. Mesele şu. Suyun başındakilerle ilgileniyoruz biz. Onun için yardım edeceksin. Yapamam. Sen bilirsin. Sana üç gün müsaade veriyorum. Düşün, taşın. Ama bu konuştuklarımızı bir başkasına anlatırsan hem kendini yakarsın. Bana bak. Hem de şu çok sevdiğin çevreni. Tamam. Kübracığım. Canım iyi misin? Hasta falan mısın? Akşam oldu mu ya? Oldu. Bebek ağlıyor. Duymuyorsun bile. Kübracığım hasta falan mısın? Ha? Emir bir şeyim yok. Şu ışığı kapar mısın? Kübra bir sıkıntın falan mı var? Ya yok bir şeyim uyuyacağım sadece. Bebek ağlıyor. Niye ağlıyor? Aç mı? En son ne zaman yedi? Şimdi. Niye ağlıyor o zaman? Bilmiyorum Emir. Bak işte.
Ya lütfen söndür şu ışığı hadi. Cinayeti senin işlediğini biliyorum. Arkadaşların da sana yardım etmek için o cesedi gömdüler. Seni de o arkadaşların da içeri tıktıracak kadar delil var elimde. Adalete yardım edeceksin. Nihat Demir evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. Çayını koydum, gel. İstanbul'dan tuhaf bir haberle devam ediyoruz. Sokakta dikkatinizi çekmiştir belki. Bazı reklam panoları hedef alınıyor. Reklam panoları yakılıyor. Yalnız bu reklam panolarının ortak özelliği var. Ortak özelliği şu, o panolardaki fotoğraf birine ait. Sibel Özer'e. Sibel Özer'in rol aldığı... Aman yarabbim. Sibel! Koş! Özer'in fotoğraflarının yer aldığı iki pano var. Yakılmış durumda. Biri plastik doğrama, biri de şampuan. Hemen yanındaki diğer reklam panolarına dokunulmamış. Özellikle... Ne oluyor anne ya? Kızmış mı sabah sabah? Hedef seçilmiş. Eski sevgilisinin işi olabileceği söyleniyor, konuşuluyor ama bu işin dedikodusu elbette. Kim yakıyor bu panoları, ne istiyor? Biz de takipçisi olacağız. Ziya. Gelme sen, gelme. Elif uyut, sen de uyu. Baksana. Çok yorgun görünüyorsun. Yok ya, iyiyim ben. Hadi, getireyim seni. Sibel Hanım, Sibel Hanım, dün gece reklam panolarınızı yakıldığını biliyor musunuz? Sibel Hanım, yaratı dünyasından bir sevginiz olduğu söyleniyor. Etik ne alakası var? Bu ya, ya bir gözden. Ya gidin buradan ya. Sizce kıyanmış olabilir. Sibel Hanım, Sibel Hanım, Sibel Hanım, Sibel Hanım, bilginiz var mı? Sibel Hanım. Ne yapıyorsunuz ayol kızı? Çekil bak, çekil bakayım orada. Anne ne yapacağım ben ya? Ha, bitirdi beni herif. Bir gecede bitirdi beni herif ya. Tamam kızım, tamam. Sakin ol. Sakin ol kızım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Yiğit. Sibel'in panolardaki resimlerini sen mi yaptın? Doğru söyle. Hadi işine der ya. Yani bu arada avukatı çağır, yeni bir şirket kuracağız. Turizm, seyahat, şu bu. Anladın? İşi sen takip edeceksin. En kısa zamanda faaliyete geçecek. O yüzden güzel bir isim bulun, bütün detayları hallet. Yani büyük düşün, tamam? Allah Allah, kendi işlerimize yetişemiyoruz. Ne anlarız ya seyahat meyahat işlerinden? Neye yönelik bir şirket bu? Hangi ülkelere? Bak kızım, istersen Ay'a götür, fark etmez. 7 yıldızlı VIP. Amacımız insanların kumar oynaması. O yüzden başlarını kaldırıp nereye gittiklerini düşüneceklerini sanmıyorum. Yiğit Kılıç az bir ceza ile kurtulur. Ama bu heriflerle işbirliği yapmaya devam ederse alacağı cezanın çok daha fazlasını alır. Ne oluyor? Daldım. Tamam. Sibel Hakkı'nın oğluyla karıştırıyor. Duydun mu? Duymadım. Hakkı Bey'le aramı bozmaya çalışıyor. Yok artık. Hadi bunları al. Al şunu da.
Ha, Derya, Sibel'e söyle zengin ev avındaysa gitsin Boras'ına dönsün. Yılmaz'dan bir çıkmaz ona. Ben niye söylüyorum ya? Odanız burası Emir Bey. Ömer Ziya Bey de birazdan yanınıza uğrayacak. Tekrar hayırlı olsun. Bir isteğiniz olursa telefonunuzdan 9 tuşladığınızda ben çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl, beğendin mi odanı? Çok güzel hocam. Ama fazla oturamayacaksın. Ömrün adliyelerde geçecek. Biliyorum. Masadaki dosyayı oku. Akşam 6'da toplantı var. Hazırlıklı gel. Tamam hocam. Görüşürüz. Hemen bir basın bülteni hazırladım. İşte meçhup gerçek bir sokak insanının işi. Çok üzgünüz. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Güvenlik güçleri gereken tedbirleri almıştır falan filan işte. Ama kimsenin umurunda değil ki. Herkes öfkeli, gizemli sevgilinin peşinde. PVP'nin reklamlarını da geri çekmişler. Yılmaz'ın babası el koymuş duruma. Reklam ajansından aradılar. Yeni filmleri falan unutabiliriz yani. Mahvolmuş adamlar. Ay, asıl biz mahvolduk kızım ya. Kim iş verir sana bu saatten sonra, değil mi? Hayır yani, bugün panoları yakan yarın gelir bizi de yakar diye düşünür adamlar. Ya kızım, dağ başı mı burası? Gidip suç duyurusunda bulunalım. Ya maddi manevi zararımız büyük. Ya yanına mı kalsın o zorbanın? Ha, gidin. Gidin savcılığa da bakın bakalım başınıza neler geliyor Seher Hanım. Ayol, delirdiniz mi? Bulaşılır mı hiç bunlara? Vallahi bunlar sizi de öldürürler, atarlar bir kenara. Dönüp bakanınız olmaz. Cesetinizi gömecek adam bulamazsınız Seher Hanım, vallahi korkudan. Sen kimlere bulaştın böyle Sibel ya? Yok, abartıyor Seher ya. Tamam, bekleyeceğiz biraz. Unutulsun, küllensin olay. Halledeceğim ben. Tamam, ben kaçıyorum. Birkaç gün ararım yine her yeri. Tamam, geçiyorum ben seni. İyi günler. Sağ olun. Seher'cim, haberleşiriz. Senle fazla takılma mevzuya. Sıkma canını, tamam mı? Bakarız bir çaresine. Halledeceğim ben ya. Alt tarafı aşık erkek işte. İdare edilmeyecek şey değil. Sibel! Niye geldin? Ya şey... bunu getirdim sana. Şey var bunun içinde. Ya bakarsın sen işte. Dur, ne var bunun içinde? Şey var, İzmir'deki yeni eviniz bir yıllığına kiralandı. Aha, memnun kalırsanız satın da alınabilirmiş. Yiğit öyle dedi. Allah Allah. Neyi pişeceğiz? Aha, şey var bunun içinde. Banka cüzdanı falan filan da var. Her ay para yatıracakmış. Bu banka kartı falan hesabınıza, adresinize gelir. Sigorta, sağlık? Ya ne bileyim ya. Yiğit, onu söylemedin. Ne oldu? Nerede Yiğit? Şeyde, galerideyiz de çıkacak. Galeride. Gel. Gelsene. Ya Allah'ım, Sibel. Abi bak, benim hayalim şu. Dünyanın en baba kumar gemisi. Hı. Dolduruyoruz bütün kumarbazları İstanbul'dan. Üç kafadar. Ver elini Akdeniz. Kızlar mızlar. Ya oğlum, ne kızı ha? Ne kızı bak. Ender,
Sana şimdiden söylüyorum, oradaki, o gemideki yaş ortalaması 70. Tamam mı? Yani şimdi bil ki hayallerin yıkılmasın. Ya tamam olmasın. Bütün gün güversede ESE yapıyoruz. Para basıyoruz yani. Düşünsene gemi bize çalışıyor. Gece millet kumar oynamış. Oynasın. Yasak mı? Ölene kadar inmem abi hocam. İnşallah kardeşim, inşallah. İnşallah öyle hayal gibi bir hayatımız olur da maalesef biz öyle adamlarla takılmıyoruz. Yani sonuçta yol boyu yasal yollar nedeniyle bir takım pürüzler çıkacak. O yüzden biz fazla hayallere kapılmayalım. İyice havalara girmişsin bakıyorum. İzmir'de bana evler tutmuşsun, maaş da bağlamışsın. Daha ne istiyorsun? Sigorta istiyor, sigorta. Hani sağlık falan. Hadi beyler, paydos. Herkes evine. Hadi eyvallah. Seni artık görmek istemiyorum. Bu şehirde olmanı istemiyorum. O yüzden engel oldum işine. Burada, şurada, orada habire önüme çıkıyorsun televizyonda. İstemiyorum bunu. Ya ailemin karşısında yaşıyorsun. Zıt pıt karşıma çıkıyorsun. Sen neyi anlamıyorsun ha? Seninle aynı havayı solumak istemiyorum. Sen bunları neden yapıyorsun? Hiç düşündün mü Yiğit? Bir kere bile düşündün mü? Çünkü sen bana aşıksın Yiğit Kılıç. Ama aşkını yaşayamıyorsun. Neden? Çünkü aklından Emir'i çıkaramıyorsun. Sen aslında sadece bunu yapmak istiyorsun. Daha evvel de söyledim Sibel. Bu iş bitti artık. Senden hiçbir şey istemiyorum ben, tamam mı? Ne İzmir'deki evinde maaşı, hiçbir şeyi. Bir daha benim hayatıma karışma. Seni gerçekten öldürürüm ben Yiğit. Senin ne işin var burada? Görülecek bir hesabım var. Benim için de gör. Yiğit Bey, son anda yetiştim. Allah'tan Hakkı Bey peşinde dolandırıyor beni. Hepimize geçmiş olsun. Lan senin derdin ne ha? Ha? Kendini öldürtmek mi istiyorsun lan? Dur hele dur. Dur Yiğit Bey. Biz onu kendimiz hallederiz. Babası kendisi cezasını verir. Sen şimdi gece gece başını belaya sokma. Geç. Açın kapıyı. Haydi Yılmaz. Sen Yılmaz'ın arabasını al.
teşekkür ederim. Toplantıya kimse gelmedi henüz. Olsun, ben beklerim. Peki. Siz beni bu yüzden mi işe aldınız hocam? Tarafını seçme zamanı Emir. Büyük bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Daha yolun başındaki abini de yutmalarına göz mü yumacaksın? Yoksa adaletin yanında mı yer alacaksın? Tarafını seçme zamanı. Ben böyle bir şeyde taraf olamam. Benden bunu yapmamı istemeyin hocam. Yapamam. Duygusal olmana gerek yok. Bir 5 dakika bana izin ver. Söylediklerime ikna olmazsan konuyu kapatırız. Anlaştık mı? Hakkı Soydallı. Bu ismi daha önce duydun mu? Bundan sonra bol bol duyacaksın. Bu kanlı örgütün görünüşte lideri. Ama onun da bağlı olduğu biri veya birileri var. Fakat biz onlara bir türlü ulaşamıyoruz. Bu örgütü çökertebilmek için güçlü delillere ihtiyacımız var. İçeriden bilgi akışı lazım. Hocam biz Yiğit de öyle sizin sandığınız gibi değiliz. Ben çok fazla bilgi sahibi değilim onun yaptığı işle ilgili. Bilmiyorum detayları. Ama edinebilirsin. Öğrenebilirsin. Kolay. Seni anlıyorum Emir. Bunu abime yapamam diyorsun. Peki, abin elini kana buladığında, çok daha büyük suçlar işlediğinde geciktiğin için üzülmeyecek misin? Keşke demeyecek misin? Peki siz bu araştırmanın neresinde duruyorsunuz hocam? Yani siz bir avukat olarak kimi temsil ediyorsunuz? Gel benimle. Sana kimi temsil ettiğimi göstereyim.
Ay sen miydin Derya? Neler olmuş ya Neriman abla? Sibel nerede? Sorma, sorma Derya. Ay, az önce Selim geldi. Bir yaşım ikisi birlikte çıktılar gittiler. Arıyorum açmıyor da. Çok korkuyorum Derya, kötü bir şey olacak. Ne olur bul şu kızı ha? Korkma ya, bir şey olmaz Allah korusun. Ama yetti artık Derya ya. Vallahi burama kadar geldi. Yemin ediyorum toplayacağım eteğime taşları. Önce şu karşı evden başlayacağım. Sonra o kuyumcu mudur, galeri midir, her ne yoksa hepsinin camını, çerçevesini indireceğim aşağıya. Yemin ediyorum. Tamam, hadi. Bu ne? Tamam, sakin ol. Hadi Neriman abla. Allah'ım yarabbim ya. Alo. Selim, Sibel sizdeymiş. Ne oldu, bir şey oldu mu? Vallahi Yiğit'le ikisini baş başa bıraktım çıktım ben. Artık oradan hangisi sağa çıkar ben bilmem. Mal mısın oğlum sen ya? Yalnız bırakılır mı? Kapat telefonu. Ne olmuş ha? Efendim? Yiğit, Sibel yanındaymış. Asayiş Berkemal mi? Annesi delirdi, delirecek kadıncağız yanımda. Bak Derya, Sibel Mimel yok tamam mı? Çıktı. Artık bana sormayın Sibel nerede diye. Ben bu kızın çobanı falan değilim, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya insana? Aa, adam gibi anlatsana şunu. Kavga mı ettiniz? Bak Derya, istersen konuyu kapa, bir daha da açma tamam mı? İstersen telefonunu da kapa, yoksa kalbini kıracağım şimdi. Kır ya. Kır. Kırılmadık yerim kaldı sanki. Suratımı kapattı bir de. Çok fena birbirlerine girmişler bunlar Neriman abla. Ya. Sibel de çekip gitmiş. Ay. Ben çıkıp kızımı arayacağım Derya. Perişandır o şimdi. Neriman ablacığım Allah aşkına otur. Allah aşkına. Ne olur bak. Yani döner dolaşır yine gelir zaten biliyorsun. Bir de gece gece seni mi arayalım sokaklarda? Bu adam nasıl bu hale geldi? Bir ihaleye hakkı girmeyeceksin dediği halde girdiği için. Hakkı taktı ona. Her şeyini kaybetti. İşini, servetini, evini. İçmeye başladı. Karısı çekti gitti. Oğlu daha yeni yetmeyken bütün hayatın yükünü omuzladı. Sonunda da sağlığını yitirdi. Doktorlar 3 ay veriyorlar. Abim. Ben onu temsil ediyorum Emir. Yemin et. Onu bu hale getirenleri içeri tıkmadan çekip gitmeyeceğim bu dünyadan. Abiniz mi? Çok üzüldüm hocam. Gerçekten. Abimin hayatını mahvetti. Sen yol yakınken abini kurtarabilirsin Emir. İşte bunun için bir fırsattır sana teklifim.
Allah kahretsin, sen kimsin? Kimsin de benim işimi baltalıyorsun be haydat? Kızım ne olur tamam yapma, bak gece gece rezil oluyoruz mahalleye. Polisler gelecek. Rezil ol. Ben gösteririm sana rezil ol. Onlara rezil ol. Ben esas gözüne seveyim. Anne biliyor musun? Bize İzmir'de evler tutmuş, maaşlar da bağlamış. Küstah köpek. Ev mi tutmuş? Senin gücün bana yeter mi be? Kızım, aslında bir düşününce yani madem işlerini baltalıyor, tazmin edecek tabii canım. Fena mı olurdu be? Giderdik İzmir'e ferah ferah. Ne yapacağız böyle bunların burnunun dibinde? Yani kaç para maaş düşünmüş ki acaba? Anne, anne sus. Anne Allah'ını seviyorsan sus, yoksa yapacağım ben bunu. Hayır. Hayır. Hayır Allah'ın olsun. Delirdi. Hadi bakayım. Hadi babaannesinin güllü lokumu. Hadi uyu kızım. Hadi Elif'im, hadi uyu bakayım. Anne, ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Uyutmaya çalışıyorum işte. Ne, sen bana güvenmiyor musun? Ya yok canım. Çocuk bu, düşe kalka büyüyecek işte, değil mi? Şaka şaka. Hadi bakayım, hadi. Kübra nerede? Yukarıda uyuyor, aman çok yorgun. Ha, ne yorgunu? Sürekli uyuyor bu kız, ne oluyor ya? Ne bileyim ben, hayat yorgunu işte. Ne bileyim oğlum, kolay mı? Bak uyumuyor. Allah Allah. Hadi dur ben onu annesinin yanına götüreyim. Dur. Ama başını tut çocuğum, başını tut. Aferin. Aferin. Hadi bakayım. Aferin benim oğluma. Aman da. Ay babaannesinin lokumu. Ay benim uykum geldi, bunun gelmedi. Halsizsin. Gözlerin boş bakıyor. Neyin var söyle. Bilmem. Öyle miyim, farkında değilim. Kübra, bir doktora gitmek ister misin? Psikiyatra falan. Ne yapacak? İlaç mı yazacak bana? Ne gerekiyorsa onu yapacak. Ya da hani konuşalım Kübra. Anlat bana, ne hissediyorsun? Yani konuşmak iyi gelir. Konuşmak neyi çözer ki Emir? Her şeyi çözer. Giden gitmiş Emir. Ben bundan sonra ne konuşsam ardından dua etmek olur. Kübra, Elif'i bile görmüyorsun. Elif'e annem bakıyordu aşağıda. Annem ne kadar tehlikeli biliyorsun değil mi? Yok, burada uyuyordu Elif. Almış mı annen ben? Ben görmemiştim. Bak haklısın, tamam mı? Yiğit'in yaptıkları, babanın ölümü, çocuk, doğum, her şey... Her şey üst üste geldi, haklısın, sen de yoruldun. Ama... Ne çok şey oldu değil mi? Yarın çağıralım Derya'yı. Gelsin o baksın bir geceliğine. Biz seninle çıkalım, biraz keyif yapalım, gezelim. Yemek yiyelim, eğlenelim.
Biraz kafa dağıtalım. Ne dersin? Olur. Sen bilirsin. Hadi sen şimdi istersen biraz dinlen. Bakma ama ne var bunda bu kadar delirecek? Yiğit'i bilmiyorsun sanki. Duygularını biraz yüksek yaşayan bir arkadaşımız. Ya bir bardak su ver desen musluklu bidon paketleyip yolluyor. İyi de Derya, ben ondan hiçbir şey istemedim ki. Kendisi geldi benim hayatıma musallat oldu. Ya verdiği zararı telafi etmeye çalışıyor. Tamam haklısın. Yani yaptığı teklifte de bu yangın falan. Haklısın ama Yiğit bu. Hep böyleydi. Başka birini gösterip Yiğit'i mi verdiler? Benim bildiğim Yiğit bana aşıktı. Benim için dünyaları yakardı. Ben de sandım ki o panoları da bana aşık olduğu için yaktı. Beni sevip de kavuşamadığı için görmeye dayanamıyor sandım. Ya belki de öyledir hala. Bilmiyorum ki. Ya bu kadar kumpas hazırlamaz herhalde. Benden vazgeçmiş Derya. Benden gerçekten vazgeçmiş ya. İnanabiliyor musun ya? Ya beni de kandırdı ya. Ya kalbime gömdüm, bitti gitti tribi atıyor. Ya ben de öyle sandım. Salak gibi gittim öptüm onu. Ne yaptın? Öptün mü? Aa, buz gibiydi Derya, buz. Gerçekten vazgeçmiş benden. Nasıl bu kadar hızlı yapabiliyor ki anlamıyorum. Ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Sibel, yani... Kardeşi var ya, yani kardeş mevzusu var ya arada. Kardeşiyle görüşüyorlar ama kavga etseler de görüşüyorlar. O nasıl olacak? Kardeş canım onlar. Et tırnaktan ayrılır mı? Seninki de laf. Ha, yangında ilk yakılacak benim öyle mi? Beni kurban verip yine aile kurdular. Oh aferin. Bravo onlara. Bana ahlak taslayanlara bak ya sahtekarlar. Sen de aşkına yaşama cesareti gösterdin. Buradan bak olaya. Yani ileride denemedim demezsin. İçinde kalmadı. Derya, ben ilk defa aşık oluyorum, tamam mı? İlk defa böyle şeyler hissediyorum ve benim canım yanıyor. Öyle insan tanıdım, tecrübe edindim falan diyemiyorum. Ama bütün bu yaptıkları iyi de çok fena pahalıya patlayacak. Elektrik kesikse kofrayı patlatamazsın Sibel. Adamın canını yakacağım diye ömrünü yeme boşuna. İnanmıyorsun bana değil mi? Göreceksin ama. Yiğit'i ben doğduğuna pişman edeceğim. Cehenneme olacağım o çocuğun. Hakkı abimi mahvetti. Ama yol yakınken sen abini kurtarabilirsin Emir. İşte bunun için bir fırsattır sana teklifim. Senin şansın buymuş işte. Benden başka herkesin kardeşi olabilirdim. Tuttun benim kardeşim olarak doğdun. Piyango sana vurmuş. Seni yutmalarına izin veremem abi. Çocuğa falan. Ya yok yok, herkes iyi. Bizim sahilde buluşalım mı? Bir sorun mu var? Buluşalım birader, konuşuruz. İyi peki, hadi geliyorum.
Aa. Hayırdır Nihat Bey? Nedir yani bu kız lisesi kapılarında bekleyen delikanlı halleri? Sen de despot okul müdüresi gibi uyanmışsın bakıyorum. Evet, hakikaten öyle. Saçım da öyle oldu biraz. Yalnız sürekli böyle gelmeniz çok uygun düşmüyor. Evet, bence de. Zaten ben çok kalmayacağım. Seni alıp hemen gideceğim. Buyur. Bak, afyonun patlamamış, terslenip duruyorsun. Kamu sağlığı açısından bir an önce sabah çayını içmen lazım. Hadi, buyur. Tamam, tamam. Afiş oluyoruz zaten. Oğlum şu savaş sporunu başka zamanı saklasak, bak 40 tane işim var. Git, git bu ülkeden. Anlamadım. Git bu ülkeden. Git başka bir yere yerleş. Git kendine yeni bir hayat kur. Bak oğlum, dünyanın parasını kazandın. Babamın intikamını da aldın, eyvallah. Daha ne? Ya bir ömre yetecek kadar aksiyon da yaşadın, daha ne yaşayacaksın? Tamam belli, sen sabah sabah kötü bir rüya gördün galiba. Ne oluyor? Bak seni yalnız bırakmayız, tamam mı? Sürekli ziyaretine gelirim ben seni, Elif'i de getiririm ben sana. Ayrıca sen zehir gibi adam mısın lan? Yani yakışıklısın, çekicisin, girişkensin, dil de öğrenirsin. Ha. Eyvallah. Ne oluyor? Yatılı okula mı yollayacaksınız İsviçre'ye? Ya bak birader, bu saatten sonra benden hanımefendi olmaz, tamam mı? Ciddiyim. Ayrıca seni korumak istememin hiçbir komik tarafı yok. Allah kardeşimsin Allah. Lan sen benim. Senden başka kimin var? Bak. Belli. Sen bak birader. Git kendine yeni bir hayat kur. Çok ciddiyim. Bak birader, belli ki senin kafanda kurcalayan bir şey var. Kulağına bir şey gelmiş. Ha, yani ne oluyor, peşimde birileri mi var? Ne birileri lan? Bütün şehir senin peşinde. Oğlum. Ha. Ya söyle söyle ne? Çık şu adamların yanından ya. Bak eğer diyorsan ki ben bu adamların parasını almayacağım. Evi satarız. Ciddiyim, evi satarız. Sermaye yaparsın. Yani icap ederse tabii ki. Başka bir ülkeye gidersin. Yeni bir hayat kurarsın. Yeni bir iş kurarsın. Yeniden başlarsın oğlum. Ta şehrin öbür ucunda toplantılarım var, işlerim var. Ama belli ki senin kafanı bir şeyler karıştırıyor. Çünkü açsın. Ve senin açlığın bayağı pistir, ben bilirim, biliyorsun. O yüzden gel abin güzel bir kahvaltı ısmarlasın sana. O zaman o bütün mevzuları konuşuruz. Aynı zamanda bir yatılı okul falan bakarız. Hadi. Ben patlatayım. Yoksa siz mi dalarsınız? Rica ederim. Hanımlar önden. Sana sabah çayını içince keyfin yerine gelir demiştim değil mi? Gerginliğimin onunla bir ilgisi yok. Ya. Yüzündeki ifadeye bakılırsa durumu vahim. Ben sizinle neden görüştüğümü bilmiyorum. Eğer adını koymakça sertini gösterirseniz ondan memnun bile olurum. Adını koyup koymamam meselesi değil Nihat Bey. Sizinle görüşmem uygun değil. O yüzden bir daha görüşmeyeceğim. Neden? Adalete yardım edeceksin. Nihat Demir'in evine ve iş yerine dinleme cihazı yerleştireceksin. Selimler görmüş. Onlara ne ya? Onlar senin hayatına nasıl karışabilirler? Yani Yiğit'le de aranız bozuk. Yani sonuçta ben Yiğit'le çalışıyorum. Ben sana şirket sırlarını sızdırma dedim.
Senin işinle bizim görüşmemizin ne alakası var? Bak, iş hayatı bu. Böyle şeyler olur. Bugün aramız kötü ama sonra yarın düzelir. Hem ondan bize ne? Bizim ilişkimize ne? Biz bir aile gibiyiz Yiğit'le. Ona ihanet olur sizinle görüşmem. Kusura bakmayın. Ne olur. Oğlum sen sanmıyor musun ki ben bunları düşünmüyorum ha? Ya elbette bir gün bu işten kurtulacağım. Ne zaman? Neyi bekliyorsun Yiğit? Bak suç listen yeteri kadar kabardı. Neyi bekliyorsun hala? Asılacak kıvama gelmeyi mi bekliyorsun Yiğit? O ortaklarla seni nasıl bir gelecek bekliyor? Sen bunu göremiyor musun? Ya oğlum suç muç yok. Hani iş yapıyorum. Ya bak ben de düşünüyorum bu ailenin geleceğini, tamam mı, o çocuğu. Ama önce bir takım şeyler halletmem lazım, sonra göreceksin. Kendi işimi kuracağım. Ya bak merak etme. Elif büyüyünce gerçekten tertemiz bir hayat onu bekleyecek. Ama dediğim gibi önce bir takım şeyler halletmem lazım. Tamam. Bak sabırlı ol biraz. Göreceksin. Böyle görüşmeyi kestiğim için başıma bir şey gelmeyecek değil mi? Vay be. Sizin gözünüzde böyle bir adamım yani ben. Haklı sebeplerim var. Silahlı külahlı adamsınız sonuçta. Cebimde tank bile taşısam böyle mevzularda işlemez. Ama bir gün başka bir şeyden başınız belaya girerse beni arayın Derya Hanım. Mutlaka. Söyle bakalım. Ah ne duydun? Yani kimler peşimde? Ya söyle ki bileyim. Genel konuşuyorum ben seninle. Bir şey bildiğim falan yok. Bilsem söylerim. Ayrıca görünen köy kılavuz istemez. Değil mi birader? Sen de maşallah iyi gidiyorsun. Aman be gerçekten içine ettin şu kahvaltını. Sabah sabah konuştuğumuz mevzulara bakar mısın? Ya oğlum bir gün biz normal doğru dürüst bir kahvaltı edemeyecek miyiz? Zıkkın lan birader, al. Al istediğin kadar ye. Bana bak. Bak bana. Emir bak bana. Oğlum korkma. Tamam mı? Bak ben iyiyim. Gerçekten. Ya bak sıkıntı yok, tamam mı? Her şey kontrolüm altında. Tamam. Şimdi söyle. Kübra ile bebek nasıl? Elif iyi. Elif iyi de... Kübra... Kız gittikçe kayboluyor. Ve ben endişeleniyorum onun için Yiğit. Ya bak elimden bir şey gelmiyor. Kübra Sadullah'ın kızı. Hem hiçbir şey değişmedi. Hem tek o mu mağdur bu dünyada? Ya bak ben de aşk acısı çektim. Sen de. O yüzden... Yani kız yoluna devam edecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi bitir şunu. Sıyır. Tarafını seçmez.
Benden beklentiniz nedir hocam? Planınız ne? Yıllardır cevaplayamadığımız bir soru var. En tepedeki adamın ismini bilmiyoruz. Hakkı Soydanlı görünüşte örgütü yönetiyor gibi görünüyor. Aslında Hakkı en üst düzeyde bir taşeron. Senin Yiğit hızla yükseliyor. Yaptığı işlere oluk oluk para akıtılıyor. Bir noktada huzura çağrılacaktır. Yakında yurt dışında bir toplantı yapacaklar. Yiğit'i de götüreceklerini tahmin ediyoruz. Önce şu soruyu sormama izin verin hocam. Bu sürekli biz diye bahsettiğiniz siz kimlersiniz? Ben birkaç dürüst emniyet görevlisi, ismi gizli, çok güçlü bir savcı. Abim babamın intikamını almak için bu yola girdi. Şimdi de abisinin intikamını almak isteyen biri tarafından ipi çekilecek belki de. Ya senin intikamın Emir? Ben intikamdan nasıl söz edebilirim hocam? Biz o vahşi güdümüz, o intikam duygumuz yerine adalet kavramını, kanunları, ceza sistemini getirmedik mi? İntikam almak isteyenleri, hasmına kendi başına ceza kesmek isteyenleri biz mahkemelerimizi kurarak toplumumuz daha güvenli, daha huzurlu, daha gelişmiş bir mertebeye yönlendirmedik mi tarihte? Şimdi ben bir hukuk insanı olarak intikamdan nasıl söz edebilirim? İşte bu yüzden asıl senin intikamından korkmaları gerekiyor. Ben neden savcı olmak istiyorum sanıyorsunuz? Ama daha güçlenmem lazım. Ve daha önümde çok uzun bir yol var. Artık yalnız değilsin. O çok uzun yolları kat etmiş bir ekiple çalışıyorsun. Ayrıca Yiğit tam olarak tehlikede sayılmaz. Yiğit Kılıç şu anda bilinen suçlarıyla birkaç yılda yırtabilir. Ama durmayacaktır. Bu sistemin içine giren hiç kimse duramaz. İnsanı çektikçe aşağıya çekerler. Elini kirletmek istemeyenler başkalarının elini kirletirler. Tabii birkaç kuruşu görünce hemen peşinden gitmek ister seninki de. Ben Yiğit'le çok defa konuştum. Ona kızdım, bağırdım, tehdit ettim. Yok, beni dinlemiyor. Bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Yiğit çok inatçı bir çocuk. Ben de ne halim varsa gör diyemiyorum işte. Ailene diyemezsin. Ama Yiğit ya öldürülecek ya öldürecek. Tam bu noktada onu durduracak sensin. Eğer bütün çeteyi çökertemezsek Yiğit için bir kurtuluş şansı olmaz. O benim abim hocam. Nasıl yaparım? Daha önce Yiğit adam öldürmesin diye polis çağırmadın mı? Kardeşini ihbar etmedin mi? Doğru olana karar verdin daha önce, şimdi yine verirsin. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Oğlum yıllardır koskoca bir çeteyi çökertmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri bilelim herhalde, değil mi? Benden istediğiniz nedir hocam tam olarak? Thank you.
abinden düzenli olarak bilgi aktarmanı istiyorum. Dağınık bir istihbaratın bir parçası olacaksın. Abinle yakınlaştıkça akıl almaz enformasyon edineceksin. Tabii şimdi bilmiyorsun. Ama zamanla nereye bakman gerektiğini göreceksin. Size abim hakkında bilgi verecek kadar güvenmem karşılığında benim de sizden isteyeceklerim var. Biliyorum. Abine yardım etmemi isteyeceksin. Evet. O an geldiğinde onu uyarmak, ortadan kaybolmasını sağlamak isteyeceksin değil mi? Evet. Ve o savcıyla tanışmak istiyorum. Ben de bir hukuk insanıyım. Ne işe girdiğimi, kimlerle muhatap olduğumu bilmek istiyorum. Bunu düşüneceğim. Bakalım bu yaptıklarınız, bunca yıllık çalışmanız işe yarayacak mı? Bakalım gerçekten bu kadar büyük suç örgütlerini çökertmek mümkün mü? Bunu ben de görmek isterim. Suçun bu toplumu zehirleyişini seyrederek geçirilen bir meslek hayatından daha iyi değil mi böyle yaşamak? Ama unutma, bizi kimse satın alamaz. Senin ve benim gibileri. Alamazlar, evet. Öldürürler. Belki de. Seçim yapmadan yürüyemezsin bu yolda.